Komutanım, sizi filmimizin kameramanıyla tanıştırayım. Ne? Fato mu? Fato, sen film çekebilir misin? Film mi? Çok mühim konu bu muydu Üstem Hanım? Aa, mühim tabii. Filmi general izleyecek. Aksiyon, macera, heyecan. Gerilim filmi de olabilir aslında. Komedi filmi olup da general izleyince bize gülmesin de ne olursa olsun komutanım. Ne filmi bu? Kafam iyice karıştı benim şimdi. Alayı tanıtan bir film çekilecek. Sen de bizim kameramanımız olacaksın. Yani kameramanımız olur musun demek istemiştim. Zor iş Fato. Sen tek başına altından kalkabilir misin? Bilmem ki. Ekip kurulması lazım. Hem yönetmen kim olacak? Merak etme. Çağırttım. Gelir şimdi. Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emredin komutanım. İşte yönetmen de tamam. Seyfi? Fatoş Hanım, sizi filmimizin yönetmeniyle tanıştırayım. Seyfi Güzel Sanatlar'dayken film işleriyle uğraşmış. Seyfi, hemen bugün film çekimlerine başlıyorsunuz. Kendi ekibini kendin kuracaksın. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Sağ ol dostum. Abim. Sağ ol buyurun. Afiyet olsun. Abdü abi taslif. Kolay gelsin. Sağ ol. Ellerine sağlık dostum. Afiyet olsun. Bak ben dükkandan ışık getiririm. Hem Allah'tan kameramız var. Bir de tabii ki çalışma azmimiz. Hı, çok iyi. Ya bir dakika, bir dakika. Ne oluyor Seyfi? Sen hala aynı meselede misin? Daha ne olsun Fato? Ya kaç defa özür diledim. Sadece küçük bir dil sürçmesiydi. Evet, dil sürçmesiydi değil mi? Bana Mehmet dedin. Ya canım, bir keresinde de müşteriye sallama çay yerine dallama çay demiştim. Ya çok üzgünüm. Ben de. Unutabilir miyiz peki? Neyi? Ben bir şey hatırlamıyorum. Neyi unutacaktık biz? Ha? Ben de hatırlamıyorum. Ne oldu ki? Seyfi, Fato. Film çekiyormuşsunuz. Ay başrole ihtiyacınız var mı? İşte ben de tam kim eksik diye düşünüyordum. Sen nereden duydun Suzi? Babamdan. Levent Üstemel'le konuşurlarken duydum. Şimdi bensiz olmaz değil mi ama? Bak şimdi bak dinle. Ben yönetmenim tamam mı? Fato kamerayı kullanacak. Yani bizim şu anda bir ışıkçıya, bir sesçiye, bir de senariste ihtiyacımız var. Eğer uygunsa hemen başlayabiliriz. Onlar sıkıcı işler. Yani mesela bana şöyle yardımcı yönetmenlik falan. Tamam. Olur. Benim de bir yardımcıya ihtiyacım var ya. Evet. Tamam Suzi olsun. Ay şahane vallahi oldu bu iş. Tamam. Ben senin en birinci asistanın olurum. Anlaştık. Peki senarist ve ışıkçı kim olacak? Senaristimiz yazmayı seven biri olacak. Sonra duygusal, eli kalem tutan biri olacak. Bir de ayrıca tabii ki yeterli askeri birikime sahip işte senarist Hamza. Evet. Hayır. Şişt, ne oluyor? Yavaş. Oğlum. Yavaş. Şey mi? Ne okuyorsun? Özel şey mi? O zaman ekibi kurduk bile. İşte ışıkçımız Kartopu, besesçimiz Tosun. Yeteri kadar da oyuncumuz olduğuna göre kızlar bu iş tamamdır. Hadi bakalım başlıyoruz. Action! 1, 2, 3, asker, 4, 3, asker, 4, 3, asker, 4, 3, asker, 4. Emredersiniz komutanım. Estağfurullah komutanım da iş icabı. Yani. Hayır yani böyle komut vermezsek nasıl çekeceğiz biz bu filmi? Hadi uzatma. Çabuk çekeceksen çek şu filmi. Allah Allah. Hadi seni bekleyin. Valla ben yoruldum ya. Bak Seyfi bu kaçıncı oluyor ama ha. Başlayacağım şimdi filmini ha. Duramıyorum lan ayakta. Orada oturup çekme kolay. Oh ne güzel. Olmuyor işte öyle öyle olmuyor. Sizin yerinize odun oynatsam daha iyi yani. Ya bak bu sahnede güç var. Savaş var. İnanmışlık var. Duygu çıkmıyor. Duygu çıkmıyor. Ay komutanım yani siz de lütfen öyle over acting yapmayın yani. Buyur. O neymiş öyle bir? Hayır yani oyunculuğunuz abartılı.
Siz askerlere destek veren bir komutansınız. Hitler değilsiniz ki. Lütfen. Jumbo, sen de kamerayı oynama. Seyfi Bey, bakınız bu Jumbo benden rol çalıyor. Başrolü benim oğlum. Zoruna mı gitti? Hadi oradan be. Seyficiğim, beni şöyle boydan alıyorsun değil mi? Öyle şişman çıkarsın abi, ben sana söyleyeyim. Fit. Bir daha yap bakayım. Vay be. Oğlum, kamera seni seviyor. Yönetmenim, şöyle profil mi durayım daha iyi, yoksa böyle birden aynı anda başımı mı çevireyim? Oo Seyfi, bak torpil var ha. Başrol benim abiciğim. Hayır benim ya, senin sahnelerin belli. Hadi oradan lan. Ya çekilin be. Alo! Geçin yerinize be. Sen de çekeceksen çek şunu artık hadi. Action. Emredersiniz komutanım. Yalnız komutanım şöyle ufak bir ara vermek istiyorum. Bir düşüneyim. Manyak herifler. Ne yaparsan yap be. Ahmet Başçavuş, komuta sende. Emredersiniz komutanım. Evet, ara verdik çocuklar. Ya Suzi, git şu Hamza'yı çağır. Ben bu senaryoda revizyon istiyorum. Tamam. Ne istiyormuş yine? Aman boş ver. Senaryoyu kurcalayacak. Ya kollarım koptu bunu taşımaktan. Sessiz film çeksek, aralara yazı girsek olmaz mı? Ya asıl ışık rezalet. Bulut geliyor, ışık gidecek diyorum. Oo, sen de buluttan dem kapıyorsun Fatu. Hem sen de senin görüntülerin fülü. Ya şşşt, bak teknik ekipte gerginlik istemiyorum. Evet, ne durum babacan? Kardeşim bir rahat bırakmadınız ha, yine mi sıkıştınız? Ha? Ya Hamza, şimdi bak. Bu finali değiştirmeni istemedim mi ben? Ya burada herkes ölüyor. Evet, fakat ölüş var, ölüş var. Bak burada kahramanca ölüyorlar oğlum. Bak, bak diyor ki şehit düşerler, şehit düşüyor, şehit düşmüş. Ya tamam da ben böyle bir klişe bir final istemiyorum. Ya şimdi ben öyle bir şey istiyorum ki böyle... Böyle mutlu son olsun. Hah, en sevdiğim son, mutlu son. Değil mi? Güzel. Bak şöyle, dur bakayım, dur bakayım. Orası. Hah, bak şimdi finalde... Şimdi bizimkilerin çektiği film çok güzel olmuştur genel. Ve Paşa da, yani general de oyunculardan Karizma Hamza isimli karaktere en iyi senarist madalyasını verir. İşte en mutlu son, çok mutlu son, süper son. Ya hadi tamam tamam, abartma öyle hemen. Şş, bana bak sinyorcan, vallahi sen bu senaryoyu öyle kafana göre karışamazsın yemin ederim. Öyle tuluat yapma, karışma senaryoyu. Ya karışırım tabii. Burada yönetmen benim, burada benim sözüm geçer. Bana bak, gelirsem oraya kimin sözü geçer görürsün ha! Herkes yerine! Sen de çekeceksen çabuk çek şu filmi! Hadi, geç yerine! Emredersiniz komutanım! Arkadaşlar, hemen toparlanalım. Öğle yemeğinden önce bir sahne daha çekmemiz lazım. Hadi çabuk. Ses akıyor! Action! 1, 3, asker var! 1, 3, asker var! 1, 3, asker! 2, 13! 13! Oldum! Kollarım koptu! Aa, ses gitti! Yönetmenim, sesçi devrildi! Lan, kes! Kes olmadı be, olmadı! Baştan alıyoruz! Ne olmadı ya, ne olmadı? Kaçıncı lan bu? Çekemeyeceksen git lan! Menajer istiyorum ben, menajerimle görüşeceğim. Ben de menajer istiyorum, kapris mi yaparım illa? Sessiz olun be! Bana bak Seyfi, çekeceksen çek şu filmi, yoksa 3 tane şirap çekersin ha! Herkes geçsin yerine! Şirap vaziyeti, al! Hadi Seyfi! Action! 1, 2, 3! Kamera insanları değiştiriyormuş gerçekten. Baksanıza, hepsi komando kesilmiş. Ben de askerimi tanıyamadım komutanım. Acaba bütün eğitimlere mi kamera getirsek? Alay komutanı ne dedi? Gösterişli bir film istiyormuş. Bence siz de kamera önüne geçmelisiniz. Bence başrolü sizin almanız lazım komutanım. Hem film estetik bir değer kazanır. Tabii. Ya kes! Ya komutanım kadra girdiniz. Yani kadra giriverdiniz. Seyfi, sana şimdi bir girerim, kadro olursun. Emredersin komutanım! Çok kadir şinas sevgili Ferit'ciğim. Şuradan eğer size zahmet olmayacak tuzu hani bu tarafa bir gelsin. Gerçek çok zahmet. Ben Hamza lütfen. Lütfen Ferit. Yalnız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Özellikle 3 beyaza bundan sonra dikkat ederim arkadaşlar. Tuz, un, şeker. Teşekkür ederiz. Hatırlat Ferit. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de iyiyim.
Lütfen. Afiyet olsun. Abiciğim bitti. Zaten bundan ufacık bir şey kullanacağım ya. Hadi lan. Oo, daha çok işimiz var. Hadi topla kamerayı. Al işte. Oh be. Hadi. Hadi. Dur. Aç. Kuzu ver. Kuzu. Kuzu. Bak buraya lan. Vur lan. Vur lan. Geliyor biraz sonra. Allah artistik ne zor işmiş ya. İnsan yemeğin tadını alamıyor ya. Oh ya. Abza abi. Hadi. Sen şimdi bu senaryoya ne yazsam biz onu çekmek zorundayız değil mi? Vah be kanadımım, vah be şoförüm. Nerede biz doğacağız? Ben böyle bahtsız bir yazarım ki. Levent Üstemen'deki Zetepe'me yok onu yazma bunu yaz. Vallahi hepsini satır satır okudu uzun kağıt. Hayret bir şey ya. Ya ayıp Arzu abi, ayıp ya. Sen bu askerler kebap yemektedir diye niye yazmadın? Ulan yuh sizin yaratıcılığınıza be. Ulan madem hayal kuruyorsunuz kızlar da olsun değil mi? Olur mu babadan öyle şey? Ben filmin gerçekçi olmasını istiyorum. Ben gerçekçi bir yazarım. O yüzden mesela yeşil mercimek yazdım sana. Bu gerçekçi bir aklımdır. Mesela bundan sonraki sahne ne? Bölükte haftalık periyodik bakım. Öyle sahne mi olur lan? Bu havada dışarıda. Ne zor işmiş bu sesçilik. Kulaklarım duymuyor vallahi. Abi benim de kollarım koptu ışık taşımaktan. Abi de ışık almayı bilseler. Bana laf yetiştireceğine işini doğru dürüst yapsaydım. İki gündür bittik lan koşmaktan. Oh olsun artistler sizi. Kıskanma lazım benim. Senin hayatın ayrıca bir film zaten. He. Şşş, babacanlar bakın beni iyi dinleyin ha. Şimdi yani ben bir yazar olarak çok karışmak istemem ama böyle yönetmenler hani montajda şey falan böyle atıyor ya sahneler. Vallahi benim o en sevdiğim sahneleri atarsanız haklarımı sonuna kadar savunurum ha. Mis gibi de okuyor mektubu. Ecem, Ecem benim. Alo! Hadi bakalım kızlar! Kalk, kalk, uyan! Bugün büyük gün, bugün general geliyor. Kalk, hadi, kalk! Ne olur? General! Vay be. Demek her sabah bunları böyle uyandırmak lazımmış. Güzel. Gökhan Sırma Ankara. Kararga destek bölüğü makalesi denetlemeye hazırdır komutanım. Güzel. Neyse, şu ana kadar bir sorun çıkmadı. İnşallah bizim çocuklar çekimlerde bir sakarlık yapmamışlardır komutanım. 56. Piyade Alayı için bir tanıtım filmi hazırladık komutanım. Size göstermek istiyoruz. Bu film için tüm erbaş ve subaylar çalıştılar. Görelim bakalım bu filmin sonu mutlu mu bitiyor. Buyurun. Allah! Çok sert bir adam. Bizim manyak herifler bir halt ederse hepimiz yanarız. Kesin edecekler komutanım. Kesin edecekler ben biliyorum. Tabii.
Tebrik ederim albayım. Çok başarılı. Sağ olun komutanım. Mucize gerçekleşti galiba. Bizim çocuklar ilk kez yüzümü kara çıkarmadılar. Allah Allah. Bizimkiler hiç rezillik yapmamışlar. Hayret. Aman aman. Şeytan kulağına kurşun. Hadi dostum yürü. Biz de çıkalım. Gel. Ha, Hamza abi bak. Sevgili kahramanım. Yapalım mektubu ne yaparken? Gökhan. Bir gün. Dünkü. Talihsiz. Kazada. Kazada. Aslında hayatımın aşkını bulabileceğimi nereden bilebilirdin? Vallahi benim bir suçum yok. Sen gerçeği bilmiyorsun. Bunlar benim kafama silah dayadılar. Bundan sonra hiçbiriniz arkadaşım değilsiniz oğlum. Hiçbiriniz. Ya babacanlar ne yaptınız siz be? Ha? Başarılı geçen denetlemenin şerefine çıkışta size bir kahve ısmarlayayım Hüseyin Bey'im. Ismarlamaktan kastınız sipariş vermekse olur tabii komutanım. Yani benim olduğum yerde kadınlar hesaba karışamaz mı demek istiyorsun? Yani. Olur mu öyle şey canım? Ben de para kazanıyorum. Demin bekliyordun değil mi? Genelde çalışan kadınlar öyle söylüyorlar. Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Biliyorum komutanım.